Her şeyden önce biyoloğum ve o yüzden korona ile ilgili ortalıkta negatif olarak yazılıp dönen hiçbir şey beni etkilemiyor. Yapacağım işi yarına çok rahatlıkla sallayabiliyorum artık. Çünkü bugün olmasa da yarın rahatlıkla bu işimi yapabilirim. Artık bu adaletsizliklerin, hakkaniyetsizliklerin durmasını, insanlığın evrilmesini, farkında yaşamasını istiyorum. Kendim evimi boya badana yapmaya başladım. Oda, bir gün bir odayı boyuyorum, 2 gün dinleniyorum. Hayatın bir eve sığabileceğini tekrar öğrendik. Tekrar bir aile olmayı öğrendik. Herkese merhaba. Evde kal günlerinde mikrofon sizde. İşte sizden gelenlerle oluşturduğumuz ikinci videomuz. Herkese merhaba, ben Özlem. Her şeyden önce biyoloğum ve o yüzden korona ile ilgili ortalıkta negatif olarak yazılıp dönen hiçbir şey beni etkilemiyor. Çünkü sonuçta elimi yıkadığımda sabunla akıp gittiğini bildiğim ve canlı olduğu bile şüpheli bir varlıkla beraberiz. Üstelik de konakçısı ben değilim, bir yarasa. Bir gün dayanamayıp çekip gideceğini ya da en azından bilimin galip gelerek bir aşı veya ilaç geliştireceğinden çok emin, rahatlıkla evimde oturabiliyorum. Çocukluğunda ihtilaller içerisinde günlerini geçirmiş, gençliğinde körfez savaşıyla karşı karşıya kalmış birisi olarak duygularımda çok büyük bir değişiklik olmadı. Olmamasının en büyük sebebi şu anda her şeyin online olup istediğimiz şekilde her yere ulaşabiliyor olmamız. Belki hiçbir zaman gidemeyeceğim ülkelerdeki, belki giremeyeceğim müzelerin içerisinde gezme olanağı buldum bu dönem içerisinde. Merhabalar. Çok özel günlerden geçiyoruz. Bugünler belki yıllar sonra hatırladığımız kim bilir ne anılar bırakacak hafızamızda. Korona günlerinde evdeyiz. Evde kalıyoruz. İnsanoğlunun anladığım kadarıyla çok aşırı bir zaman kısıtlaması var günümüzde. Hep bir şeyler yetişme telaşı, bir şeyler yapma telaşı, bir yere bir iş yetiştirme ya da bir yere yetişme telaşı içerisindeydik. Ta ki bu pandemi çıkana kadar. Ne zaman ki evimize kapandık, aslında o kadar koşturmacalarımızın çoğunun boş olduğunu gördük. Tabii ki işimiz için, aşımız için koşturacağız, gideceğiz, geleceğiz. Onda hiçbir lafım yok. Fakat bazı şeyleri çok daha fazla yaptığımızı fark ettim. Benim açımdan aslında farkındalıklarla dolu günler oldu, oluyor da. Her geçen gün daha çok şükretmemiz gerektiğini, elimizdekilere sahip olduklarımızda daha çok değer vermemiz gerektiğini anlıyorum. Bendeki etkileri, yansımaları bunlar. Merhaba. İnsan olarak ne kadar aciz bir canlı olduğumuzu hissediyorum. Zaten tüm canlıların içinde en bakıma gereksinim duyan, neredeyse 21 yıl ailesi tarafından korunmaya muhtaç olan bir canlı türüyüz. Ama şu anki durumumuz farklı. Bütün canlılardan tek farkımız olan aklımızı unuttuk maalesef. Teknoloji ürünleri kullanıyoruz ama bilimden ve insancılıktan uzak bir kaosta yaşar duruma geldik. İşte şimdi bu güvensiz günlerimizde 8 milyar kardeşimizle birlikte korona karşısında hep beraber acizliğimizi hissettik. Farkındalığımız uyanmaya başladı. Başladı diyorum. Çünkü arada uyanır, sonra söner gider maalesef. Keşke hep farkında olsak. Yine ne yazık ki virüs etkisi geçtikten kısa süre sonra içimizde bekleyen duyarsızlık tekrar insancıl adalet duygumuzu yutacak. Herkese merhaba. Evde kal günlerinde neler yapıyoruz, neler hissediyoruz? Bu korona günlerinden önce normalde fizik öğretmeniydim. Öğrencilerimi özlediğimi hissediyorum öncelikle. Bir an önce bu günlerin bitmesini diliyorum. Korona günlerinden merhabalar. Hülya Kazan ben. Peyzaj mimarıyım. Yüzyılda bir olabilecek olayların içerisinden geçiyoruz. Özel günler bunlar. Hepimiz için değişik bir deneyim. O yüzden değişik duygular içerisindeyiz. Hiçbirimizin bilmediği deneyimleri yaşıyoruz, yaşayıp görüyoruz. Mesela internet üzerindeki çeşitli online seminerlere girdim. Kişisel gelişimime katkıda bulundular bunlar.
ve bu süreci de böyle çok çabuk atlatarak geçireceğimizi düşünüyorum. Evde günler tabii ki klasik temizlik, düzenleme, toplama, yemekle geçiyor. Bunlar işin yapılması gereken tarafları. Bir de işin keyif tarafı var açıkçası. O keyif tarafında da günün yarısında eğer iş yapıyorsam günün yarısından sonrası kendime ait oluyor. Televizyon, dizi, internet, sosyal medya, kitap, bunlarla ilgileniyorum. Çok rahatlıkla bunlara zaman ayırabiliyorum. Eskisinden çok çok daha fazla. Evde kalmanın getirisi yapacağım işi yarına çok rahatlıkla sallayabiliyorum artık. Çünkü bugün olmasa da yarın rahatlıkla bu işimi yapabilirim. Bir zaman telaşı yok, bir yetişme telaşı yok. Belki de en büyük getirilerinden bir tanesi bu oldu diyebilirim. Hiçbir şeye yetişme telaşı olmadan rahat rahat bir şeyleri yapmak aynı zamanda andan da zevk almayı getiriyor. Anda kalmayı sağlıyor. Şu anda ben bu işten mutlu ve huzurlu değilsem yaptığım şeyden ya yarına bırakıyorum ya da istediğim zaman yapmayı seçiyorum. Daha doğrusu yarına bırakmaktan ziyade istediğim zamanı yapmayı seçiyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Bilgiler içeren kitaplar okuyorum evdeki günlerimde. Böyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Normalde evde hiç boş vaktim olmuyor. Daha çok iş yaptığımı düşünüyorum. Kitap okudum, okuyorum. Uzaktan eğitimlere katılıyorum. Sevdiklerimle telefonla konuşuyorum. WhatsApp'tan onlarla görüntülü haberleşiyorum. Bunun dışında kendim evimi boya badana yapmaya başladım. Oda oda bir gün bir odayı boyuyorum. Diğer gün iki gün dinleniyorum. Bir gün bir odayı boyuyorum. Bunlar beni oyalıyor. Televizyon seyrediyorum. Evde hayat nasıl geçiyor? Hayatın bir eve sığabileceğini tekrar öğrendik. Tekrar bir aile olmayı öğrendik. Günlük koşturmacaların içerisinde belki de aynı sofralara oturamıyorduk. Tekrar aile olaraktan bir şeyleri birlikte yapmanın zevkine vardık, varıyoruz. Bu zor süreçte bile güzel anılar biriktirmeye çalışıyoruz. Albümlerimizi karıştırıyoruz. Eskiyi hatırlıyoruz, yad ediyoruz. Birbirimize anılarımızı anlatıyoruz. Unuttuğumuz oyunları tekrar hatırladık. Hayatımızın içerisine soktuk. Beraber oyunlar oynuyoruz. Online sistem hayatımıza girdi. Hatta zamanımızın büyük bir çoğunu almaya başladı. Derslerimiz, sınıflar, okullar evlere taşındığı için evlerinde çocukları olanlar zamanlarının bir kısmını online eğitime ayırıyorlar. Hatta ben de kızımla beraber dinliyorum. Tekrar hatırlıyorum bilgilerimi. Kendimi yeniliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Zevkle dinliyorum. Sanatçıların online konserlerini dinliyorum. Psikologların veya işte diğer bilim adamlarının, insanların, sanatçıların verdiği online sohbetlere katılıyorum. Onları dinliyorum. Kitap okuyoruz, daha çok kitap okuyoruz. Müzeler açıldı, onları geziyoruz. Bir hayatın eve sığabileceğini öğrendik. Değişik kazanımlar katıyor bize bu süreç. Ama dışarıda hayat var. Doğa uyanıyor ve biz onu kaçırıyoruz. Dilerim bu zor günler, bu zor süreç bir an önce geçer de ucundan da olsa doğanın, hayatın uyanışını yakalarız. En son yaptığım şeyi günler bittiğinde ilk başta yapacağım. Kemerburgaz Ormanı'nda gezmiştim ve Ergolan ağaçları yeni açmaya başlamıştı. Nisan sonunda Ergolan ağacı kalmayacak ama en azından o gölün kenarında uzunca bir yürüyüş yapmak istiyorum. Doğayla iç içe olmak istiyorum. Herhalde korona günleri bittiğinde dışarıda yapacağım ilk şey büyük ihtimal ağaçların içerisinde derin derin nefesler alarak yürümek olacak. Çok özledim. Bahar geliyor. Bahardaki o temiz havayı solumayı, kuşları dinlemeyi, ağaçların sesini dinlemeyi, hatta ağaçlara sarılmayı özledim. Biz ailecek böyle ağaçlara sarılan bir aileyiz. Seviyoruz. Elektriğimizi verdiğimize, o ağacın bize iyi geldiğine inanıyoruz. Ve bu yüzden de en çok istediğim şey bu korona günlerinden sonra parklara, bahçelere, artık neresini bulursak ormanlara gidip
bol bol yürüyüş yapmak ve o doğanın tadını çıkartmak. Benim ilk yapacağım şey bu olacak. Şimdi doğanın içinde kalabileceğimiz güzel bir ortama gideriz. Yani ağaçları, doğayı eşim de çok sever, ben de çok severim. Hemen onu yapacağımızı düşünüyorum. Bir an önce kendimi bu korona günleri bittikten sonra ilk işim pikniğe gitmek istiyorum. O yeşili böyle doya doya böyle içime çekmek istiyorum. Çiçeklere, böceklere bakmak istiyorum. Bu olaylar bittiği zaman ne yapacağım? Parka koşacağım, sahile koşacağım. Güneşi yakalayacağım. Sosyal medyada dolaşan bir video var. Çılgınca dışarıda koşan bir bayan var. Aa ne güzel çöp. Ne güzel çöpçü, simitçi, ağaç, çiçek, market ne güzel diye koşan bir çılgınca koşan bir bayan var. Herhalde hepimiz o modda. Dışarıya koşuyor olacağız. Bu süreçte ben her şeye pozitif bakmayı seçtim. Tercihim buydu. Herkese de bunu yapmasını tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Doğanın sürdürülebilir bir yaşam şekline sahip olduğu zaten biliniyor. Fakat insanoğlunun daha fazla sürdürülebilir yaşamı benimsemesi gerektiğine inanıyorum açıkçası. Her şeyimiz için geçerli. Fazla hırslarımızdan kurtulmamız, daha iyi insan olabilmek için çalışmamız ve en önemlisi de sürdürülebilir yaşam için enerjinin insanların çok daha iyi bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışması gerekiyor. Bundan kastım da şu, sonuçta hırslarımıza yenilip çok fazlasıyla belki harcayacağımızdan çok daha fazlasını, yiyeceğimizden çok daha fazlasını alma gayretindeyiz. Bu bir hırs. İnsanlık için çok çok büyük bir hırs. Ve bunun önüne geçemiyorduk. Ta ki bu pandemi gelene kadar. Bence pandemi, korona günleri insanların hırslarını yenmesine ve bu şekilde de daha iyi bir hayat için çalışmasına gören gözler için tabii ki söylediğim bir olanak sağladı. Eminim gören gözler, gören kalpler bunu çok daha iyi idrak edecek ve bu yönde kendini geliştirecektir. Umarım bu günler bize maksimum faydayla biter. İnsanlık için, insanlığın kendini anlaması ve geliştirmesi için bize maksimum faydayı sağlar diye umut ediyorum. Çok etkileri olacaktır. Sosyokültürel, ekonomik, maddi manevi bir sürü etkisi olacaktır. Bunu ancak zamanla görebileceğiz. Neler yaşayacağımızı, neler yapabileceğimizi. Ama yine de ben fazlasının, fazla hırsın insanoğlu için ve doğa için çok fazlasıyla zararlı olduğunu görmüş vaziyetteyim. Umarım insanoğluna bugünler iyi gelir. Artık bu adaletsizliklerin, hakkaniyetsizliklerin durmasını, insanlığın evrilmesini, farkında yaşamasını istiyor. Biyolojik yapımız gereği içimizde hem iyi hem de kötü barınıyor ve hangisini beslersek o yönde gelişiyoruz. Göz görmeyince gönül katlanır saçmalığı ile haksızlıkları yapan bir canlıya dönüştük. Acımasızlaştık, duyarsızlaştık. Doğadan, sanattan haberimiz olmadan teknoloji içinde yaşar duruma düştük. Evrende kum tanesi kadar küçücük dünyamızı paylaşma hırçınlığı ve varlık hırsları içinde varlık hırslarıyla bireyselleştik hepimiz. Tüm kardeşlerimizle barış içinde yaşayıp ortaklaşa bilimi geliştirsek aciz durumumuzdan hızla kurtuluruz. Güvenli ve mutlu yaşama başlarız. Eğer tüm dünya ülkeleri bilimle ilerlese ve ülkeler arasında bilim kurulları birliği oluşsa korona benzeri birçok virüsün çoktan önleme alınmış olurdu ve şu anda her şeyi çöze çöze giderdik. Çok daha insancıl, çok az daha korkuyla birçok kötü gelişmeleri engellerdik veya daha yumuşak geçişler yapardık. Nasıl robot benzeri yaşıyormuş gibi yaşıyorsak paraymış gibi bir paramız olacak. Kripto paralar, Bitcoin benzeri bir yapılanma söz konusu olduğunda dünyanın en zenginlerinin elinde olan para üretim merkezinden hepimizi yönetecekler onların düşüncelerine göre. Ama bence insanın doğasına aykırı bir şey bu yapmaya çalıştıkları. Bizim doğamız özgür, her durumda özgürlük için adım atacaktır. Ve toplumsal yaşamaya uygun bir canlı olan bizler mutlaka toplumsal yaşayıp birbirimizle ilişkiler, iletişimler kurup yine özgürlüğümüze adım atacağımızı düşünüyorum. Şöyle bitireyim. Yaradanımızın koyduğu doğanın koruma kuralları o kadar güzel ki
Onları bozmadan yaşayalım. Varlık çatışmalarımızı bırakalım. Hiçbir canlıda olmayan aklımızla bugüne kadar düşünüp yapamadığımız barışa dönelim. Dünya Bilim Merkezi'nde tüm evreni koruma görevimize başlayalım. Ben öyle düşünüyorum. Tüm evreni koruma görevimiz var. İnsan olarak dünyaya geldik, getirildik, yaratıldık ve akıl verildi. Bakın 10 milyondan fazla canlıdan sadece bizde var akıl. Yani düşünebilen, geçmiş, gelecek ve yenilikler tasarlayabilen tek canlı türüyüz. Ve akıl bilin yanında dünyaca barışalım diyorum. Teşekkür ederim. Dileğim bir an önce bu artık bitsin. Biz de dışarı çıkalım. Baharın güzelliklerini görelim istiyorum. İnşallah bir an önce biter. Kimse zarar görmez. Sevdiklerimle beraber toplanmak istiyorum. Herkesi çok seviyorum. Hoşçakalın. Dilerim bu zor günler, zor süreç en az kayıpla, en az acıyla atlatırız. Ve herkes normal hayatına döner. Hepimize sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.